Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün Telegram kanalımızdaki istekleriniz doğrultusunda minimal not kurulumunu göstereceğim. Bu not yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Peki bunu hangi sunucuya kuracağız derseniz kanalda videosu bulunan ve 1 yıl boyunca ücretsiz olan AVS sunucusunu kullanacağız. Videoya geçmeden önceki videomuzda yorum yapan 2 takipçimiz 100'er TL airdrop kazandı. Kazanan takipçilerimiz yorumların altına Twitter kullanıcı adlarını yazmaları ve bizlere Twitter'dan DM atmaları gerekiyor. Siz de kazanmak istiyorsanız eğer yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İlk olarak AVS'nin sitesine girelim. Buraya bir giriş yaptık. Sol üst taraftaki servisten The Compute var. EC2 seçeneği var. EC2'ye basalım. Açılan bu ekranda sol tarafta Instance var. Instance'e girelim. Şu şekilde burada bizim notlarımız var. Burada sunucularımız var. Ben yeni bir sunucu oluşturacağım. Sağ tarafta Launch Instance diyorum. Sunucu oluşturacağımız ekran çıktı karşımıza. İlk olarak bir name belirleyeceğiz buna. Şu şekilde. Ardından işletim sistemini Ubuntu olarak seçiyoruz. Sürümünü de şu şekilde gördüğünüz ikinci seçenekteki Ubuntu Server 20.04 olacak. En sağda da zaten bunun free olduğu yazıyor. İşletim sistemini de seçtikten sonra aşağı inelim. Bu kısım çok önemli. Keypair Login var. Buradan bir key oluşturmamız gerekiyor. Ben hemen key'i oluşturuyorum. Create New Keypair dememiz gerekiyor. Buradan bu key'imize bir isim vermemiz gerekiyor. Bu şekilde pes ismini verdim. Bu çok önemli. Bunun ne işe yaradığını bu videoda göstereceğim sizlere. Bu şekilde bilgisayarımıza indirdi gördüğünüz gibi. Ardından biraz daha aşağı inelim. Burada iki tane tik var. Bunları işaretleyelim. Biraz daha aşağı inelim. Burada da storage bölümü var. Burada diskimizi belirleyeceğiz. 30 GB'a kadar belirleyebiliyoruz. Ben 25 GB yazıyorum. Bu fazlasıyla yeter. Bunu da belirledikten sonra sağ en alt tarafta Launch Instance seçeneği var. Buna basalım. Ve şu an sunucumuz oluşturuluyor. Evet, sunucumuz oluşturuldu. Sunucumuz oluşturulduktan sonra bu üst tarafta instance kısmını görüyorsunuz. Instance'e geçelim. Evet, gördüğünüz gibi minima sunucumuz kurulmuş. Şimdi bunun aktif olmasını bekleyeceğim. Şu an pending'de. Buranın tick olmasını bekleyeceğim. Evet, sunucumuz şu an aktif hale geldi. Bu şekilde tick'te sunucumuzu işaretledik. Ardından connect diyoruz. Sağ üst tarafta connect butonuna bastık. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Burada da yine sağ alt taraftaki connect butonuna bastığımız zaman AVS'nin kendi terminal uygulaması ile sunucumuza şu an bağlanıyoruz aslında. Ama ben bu videoda AVS'nin kendi terminal değil, harici bir uygulama ile nasıl bağlanabileceğimizi göstereceğim. Bu harici uygulamamızın ismi de PuTTY. PuTTY uygulamasına giriyoruz. Buradan iki farklı uygulama indirmemiz gerekecek. Birincisi PuTTY, ikincisi de PuTTYGen. Bilgisayarımızın özelliklerine göre benimki 64 bit. Buna uygun bir şekilde programlarımızı indirelim. İkinci programın ismi de PuTTYGen.exe. Bu şekilde altta görmüşsünüzdür. Bunu da indiriyorum. Bunların herhangi bir kurulum işlemleri vesaire yok zaten. Çift tıkladığımız zaman bu indirilen dosyalara açıyor. Bu şekilde iki dosyamı da açtım. Hem PuTTY hem PuTTYGen'i. Şimdi normal bir sunucuda bu şekilde gelelim. Burada bizim bir IP adresimiz var. Bunu kopyaladık. PuTTY'ye geldik. PuTTY'nin burada hostname kısmı var. Ben bunu buraya normalde yapıştırıp open dediğim zaman bu direkt olarak sunucumuza bağlanır. Ancak AVS, Google Cloud gibi bazı sunucular bu işlemi biraz daha karmaşıklaştırmış. Bunun için PuTTYGen'i kullanıyoruz. PuTTYGen'e geldik. Burada iki tane aktif buton var zaten. Load olana tıklayacağız. İndirilenlere gelelim. Şimdi az önce indirdiğimiz .pem uzantılı dosyayı açmamız gerekiyor. Ama burada göremeyebiliriz. Sağ tarafta dosya filtreleme var. Buradan All Files diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi az önce oluşturduğum PEM uzantılı dosyayı görüyorum. PES.PEM. Buna bir kere tıklayalım. Aç diyelim. Bu şekilde işlemin başarılı olduğuna dair bir uyarı geldi. Tamam diyorum. Şimdi Save Private Key diyeceğim. Tekrar bir uyarı geliyor. Evet deyip devam ediyoruz. Şu an bunu nereye indirmek istediğini soruyor bana. Bunu ben şu an masa üstüne bir tane yeni klasör oluşturuyorum. Yeni klasör 2. Bunun içine bir isim vermem gerekecek. Buna pes diyelim ve kaydediyorum. PuTTYGen'de işimiz bu kadardı. PuTTYGen'i kapatabiliriz. Şu an sadece PuTTY açık. Şimdi PuTTY'de bu sol tarafta bazı bir ağaç yapısı var. Burada bazı klasörler var.
Bunların içinden SSH'in içine giriyoruz. Buradan hatta ben bunların hepsini kapatayım en baştan. Şekilde. Connection. SSH. Onun içinde de out var. Out'un içinde credentials diye bir klasör var. Bunun içine girelim. Burada zaten private key gözüküyor. Bunun hemen yanında browse var. En üstteki private key. Bunu browse'a tıklayalım. Az önce PuTTYGen'le oluşturduğumuz dosyayı seçeceğiz burada. Bu PPK uzantılı. Gördüğünüz gibi yeni klasör 2'nin içine ben bunu kurmuştum. Pass.ppk. Buna bir kere tıklayıp aç diyorum. Ardından buradan çıkalım ve sol tarafta yine session'a gideceğiz. Bu zaten başlangıçta default olarak karşımıza gelen ekrandı. Sonra IP adresimizi buraya yapıştırdıktan sonra open diyoruz. Accept diyelim buna. Buraya kullanıcı adımızı girmemiz gerekiyor. Bizim username'imiz Ubuntu. Burada da görüyorsunuz zaten. Ubuntu yazıyorum. Herhangi bir şifre istemiyor çünkü zaten şifreyi dosya şeklinde biz buraya aktardık. Şu an sonucumuza bağlandı. Node kurma işlemlerine başlamadan önce minimadan hesap açmamız gerekecek. Bunun için zaten referans linkimizi açıklamalar kısmında bırakmış oluruz. Oraya bastığınız gibi register ekranına geleceksiniz. Evet, bilgilerimizi girdikten sonra register butonuna basalım ve mail adresimize bir onay kodu gönderdi. Şu an hemen onu onaylayacağım. Evet, telefonumdan gelen maili onayladım. Şimdi giriş ekranına geldim. Buraya mail ve şifremi yazarak giriş yapacağım. Login'e basıyorum. Evet, bu kadar basit bu uygulamaya giriş yapmak. Şimdi burada Get Start, Invent ID, Revert, Invent Link'e bazı kısımlar var. Bunlardan Invent ID bizim işimize yarayacak olan. Şimdi bu şekilde dursun. Biz hemen isterseniz Node kurulumuna geçelim. Buradaki kodları tek tek kullanacağız. İlk olarak bir Minima isimli bir kullanıcı oluşturacağız. Burada bir klasör oluşturacağız. Evet, bu şekilde bizden bir şifre girmemizi istiyor. Basit bir şifre girebiliriz buraya. Ardından şifreyi tekrar gireceğiz. Daha sonra buradan bizden bazı bilgiler istiyor. Enter diyerek geçebiliriz. Bunlar önemli değil. En son Other dedikten sonra bir kere daha Enter'a basalım. Sonra karşımıza onaylıyor musunuz diye bir şey çıkıyor. Buradan Y'ye basıp yine Enter diyeceğiz. Hemen kodlarımıza devam edelim. Kullanıcıya yetki verme kodumuz var. Şimdi bunu da yazalım. Ardından üçüncü kodumuz. Bunu kopyalayıp buraya sağ tıkla yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Bizden şifre istiyor. Az önce girdiğimiz bu klasör şifresini istiyor bizden. Onu da girdik. Ardından Docker kurulumları var. Bunları da sırayla kuralım. Yine şifre istiyor. Girdik. Bu şekilde bu ikinci kodu da girdikten sonra bir yükleme yapıyor. Yaklaşık 1-1,5 dakika kadar sürüyor bu. Evet, kurulumlar tamamlandı. Bu Docker kurulumun altındaki üçüncü koddan devam ediyorum. Şu an kullanıcıdan çıkış yapacağım exit koduyla. Sonra tekrar giriyorum. Evet. Bizden yine şifre istedi. Şifreyi girdik. Şu an nodu başlatacak olan kodu gireceğiz. Yalnız burada minimal MD password kısmı var. Burayı isterseniz değiştirin. Ben şu şekilde burayı değiştiriyorum. Değiştirmeseniz de olur. Fark etmez. Yani yapıştırdım buraya. Yine burada bir kurulum işlemi var. Bunun da olmasını bekliyorum. Evet, bu da yüklendi. Ardından Docker servisini başlatacağız. Bu iki kodu da girdikten sonra otomatik güncelleme komutumuz var. Bunu da hemen yapıştıralım. Bu komut sayesinde bizim bu nodumuz her 24 saatte bir taranıyor. Ve eğer yeni bir güncelleme gelirse otomatik olarak bunu yapıyor. Daha sonra Minima terminaline giriş yapacağız. Karşımıza böyle bir ekran geldiyse eğer tamam, hani nodumuzu kurmuşuz. Şu an yapmamız gereken son bir işlem kaldı. Az önce oluşturduğumuz Minima hesabındaki hesabımızı bunu noda bağlayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle tam ekran yapayım. Buraya girdik. Invent ID'ye girdik. Invent ID'de burada bizim bu tamamen bize özel bir kod var burada. Bunu kopyalayacağız ve buraya yapıştıracağız. Onu da nasıl yapacağız? Burada hesap bağlama komutu var zaten. Bunu kopyalayalım. Bu sondaki xxx'i silelim. Ardından geldik. Buradaki Invent ID kodumuzu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Şimdi Enter demedim daha. Minima'da tekrar tam ekran yaptım. Şimdi burada sağ alt tarafa bakın. Last ping yazıyor ve 3 nokta var. Hani burası boş yani. Herhangi bir şey yok. Şimdi geldim. Bunu gönderdim. Tamam. Bana şöyle bir çıktı verdi. Şimdi Minima uygulamasına bir döneyim hemen. Az önce bu last ping boştu. Sayfayı yeniliyorum. Invent ID'ye tekrar geldim. Last ping kısmı 3 Aralık yazıyor. Yani güncel bugünün tarihi yazıyor. Bu her gün güncellenecek. Yani 4 Aralık'ta 4 Aralık, 5 Aralık'ta 5 Aralık. Bu şekilde her gün güncellenecek. Ve her gün bize bir adet Minima token verecek. Yani bu da şu şekilde CoinMarketCap'te de listeli zaten. Sisteme arada bir girip burayı kontrol edebilirsiniz. Hani bu güncelleniyor mu? Kodlarınızda herhangi bir sıkıntı var mı diye. Onun haricinde zaten oraya yazdığımız otomatik güncelleme komutu sisteme gelecek herhangi bir güncellemeyi kendi otomatik olarak yapar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda veya Not Telegram kanalında sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.